Arkadaşlar merhabalar, yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Farkındayım, çok uzun süredir sizi videosuz bıraktım, video atamadım. İş yoğunluğumuz çok fazlaydı, gerçekten hep söylüyorum. Hani işimizin yanında YouTube'a da içerik üretmeye çalışıyoruz. Yani iki işi bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Bu ara biraz şey oldu, ne derler, ara verdim. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama çok farklı bir video ile daha sizlerle beraberiz. Arka planda, önce onu söyleyelim. Arka planda bugün yeni bir arkadaşımız var. Sedat, Fırtına Sedat. Sedat merhaba. Merhaba. Sedat arkadaşımız bize yeni dahil oldu ekibimize. Bakalım bugün ilk günü hayırlısı olur inşallah. Beraber çalışacağız. Sedat arkadaşı da ara ara videolarda göreceksiniz. Bugün çok farklı bir video. Bu. Şimdi şaşıracaksınız, diyeceksiniz ki ya ATV ne alaka? Arkadaşlar evet biliyorum, ben Honda'nın haricinde başka bir motosiklete bakmıyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu ATV'nin güzel bir hikayesi var. Bu benim babamın ATV'si. Benim ilk evlendiğim zamanlarda biz bunu almıştık. Tabii o zaman çil çildi, çok temizdi. Kullandık ettik bilmem ne, sonra kenara atıldı, kimse yüzüne bakmadı. Yıllardır da yatıyordu bu ATV. Bunu aldık, dedik ki komple hem değişik bir içerik olsun hem de bizim için de farklı bir uğraş olması adına bu ATV'yi aldık getirdik buraya. Komple A'dan Z'ye toplamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar o kadar çok iş var ki, böyle bakın gözüküyor mu? Şaseleri falan böyle çok sıkıntılı, paslanan yerleri var. Hatta bu motosiklet diyorum, ağız alışmış. Bu ATV'nin plakası vardı. Trafikte on-road bir ATV'ydi. Kullanıyordu babam bunu. Sonra muayeneye götürmüştü bunu zamanında. Muayenede bu ön salıncaklardaki boşluktan kaynaklı bu muayeneden kaldı. Geçemedi. Onların onarımını yapmıştık zamanında. Tekrar muayeneye götürdüğümüzde kilometre göstergesi arıza yaptı ve o zaman da bu piyasada bulamamıştık kilometre göstergesini. Sonra biz de trafikten çektik, çekme belgeli bir şekilde. Böyle babam zaten Belgrad Ormanı'nın yanında oturuyor. Böyle orada ara sıra böyle ormana mormana girmeye, işte torunları geldiği zaman torunlarını böyle ara ara bununla gezdiriyordu. Sonra işte ufak tefek arıza falan yapınca bu kenara kaldı, kenarda duruyordu. Uzun zamanda yattı, hatta şöyle şurada... Bak bitki çıkmış, görüyorsun yani artık şey yapmaya başlamış, bayağı da işçilik var bunda. Şimdi bunu komple şaseye kadar soyacağız, tüm elektrik aksamı elden geçecek, sinyalleri falan kırık, elektrik aksamında çok sıkıntılar var. Konta açtığımız zaman şöyle sağ sol yapıyoruz, bir temassızlık var, ön düzen değişecek. Hatta o kadar değişik işçilik yapmışız ki zamanında şu tekerin teker rulmanı dağıldığı için ön fren tutmuyordu, hidrolik kaçırıyordu. Bak bunu buradan iptal etmişiz. Buradan hidrolik kaçırmasın diye de şu gelen hidrolik borusunu koronanın arasında sıkıştırmışız ki şey yapmasın diye. Önden sadece burası tutuyor. Sonra arka tarafın havasını alamamıştık ta kaç yıl öncesinde. Bu şeyde borusunda problem vardı. Yeni bir komple boydan boya boru alıp arka merkezi değiştirip şey yapmıştık. Onu da şuradan şu gelen üçlü merkezden hidrolik kaçırmasın diye eski borusuna şöyle bir sıkıştırma işlemi yapmıştık. Şimdi bunları görünce gerçekten komik geliyor bana. Gerçekten çok işçilik var. Ön teker rulmanları değişecek. Bu jantlar falan, şase komple boyanacak. Çürüyen yeri varsa tabii söküldüğü zaman belli olacak. Kesip yerine yeni kaynak yapıp bunu A'dan Z'ye toplamaya çalışacağız. Ama bu ATV'de istiyorum ki çok fazla detay yapalım. Sen ne diyorsun Sedatçığım? Çok iyi olur abi. Böyle arkadaşlar, böyle tekerleri için ayrı bölüm, jant göbekleri için ayrı bölüm. Egzozu falan çok sıkıntılı. Çalışır mı sence? Çalışır abi, sen yaparsın. Şu an acaba çalışıyor mudur? Uzun zamandır marş yapmıyoruz. Bir bakalım benzin var mı? Benzin varsa ya da biraz benzin koyalım. Buna bir marş yapalım derim ben. Şöyle bir aküsüne falan merak ettim, var mı üzerinde? Akünün durumu içler acısı, baksana orada bir kapağı falan eksik. Bayağı kötü durumda, çok yattı bu. Yani nereden baksan 6 yıldan fazladır yatıyor. Ki
10 küsür yıldır, bizde belki daha fazla bu. Aa, bunu görünce gençliğim aklıma geldi. Yani bunu böyle bir A'dan Z'ye toplayalım istiyorum. Böyle detaylı detaylı. Aslında benim kafamda hep şey vardı. Bunu keseyim, kendim burada UTV yapayım. Ama babam hiçbir zaman bunu istemedi. Yani dokunmayacaksın, dokunmayacaksın dedi. En son o da artık bahçede yer açılması adına al götür ne yapıyorsan yap dedi. Biz de böyle alıp komple toplayacağız. Belki kullanırız, belki satarız. Bilmiyoruz yani sonrasında ne yapacağız. Bir bakalım, böyle detay detay video yapalım. Yorumlarda sizlerle beraber de karar veririz. Belki burada biz kendimiz de kullanırız. Belki satarız, orası belli değil. Şöyle A'dan Z'ye bir toplayacağız bakalım. Şimdi çok merak ediyorum ben, uzun zamandır nereden baksanız 3 yıl olmuştur belki bunu en son çalıştıralım. Bir yağını falan kontrol edelim. Bir cool start yapalım buna, bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Şöyle oraya alacağım. Yok, gitmiyor. Tekerleri rumman mı? Her yeri yapmış. Şöyle bir yağını ver, kontrol edeyim. Ooo, tertemiz. Yağ pırıl pırıl. Küçü var mı? Küçü yok tabi. Küçü yok mu? Küçü. Hemen bir takviye yapalım. Ondan ne kadar uğraştık da gitmiş. Bir bakalım çalışacak mı? Alt kutunu bağladık. Eksiği bağladık. Ben bunu her ormana gittiğimde hep bir tarafı kırılıyordu. Babam çok kızıyordu, diyordu. Bir daha bunu götürme diyordu. Ne zaman götürsem bozuluyordu çünkü bu. Haydi bakalım. Bakalım benzin var mı, ona bakmadık. Evet, benzini var. Şöyle açalım. Biraz şarj olması lazım. Dün ben krangını çevirmiştim bunun yağmasın diye. Biraz bekleyeceğiz şarj etmesi adına. Çünkü ben krangını çevirmiştim acaba motor ne durumda diye. Krangında hiçbir problem yok. Üstten yağ da basmıştım burjusunu falan söküp. Ama marş basmaya fırsatımız olmadı buna. Şimdi şöyle bir çalıştırmaya çalışalım. Ama bu öyle bir şey ki ya, Honda gibi değil. Ben bunu biliyorum çünkü biz bunu 2-3 yıl yatırıyorduk. Yeni vaki getiriyorduk. Tek marşta çalışıyordu. Büyük ihtimal gene öyle tek marşta çalışacak diye düşünüyorum. Ki aküsü dolu olsa. Şöyle hadi bakalım. Biraz beklememiz gerekiyor. Ah. Kayıttasın değil mi? Dozun evet olsun. Abi. Tamam. Aküsü gerçekten ölmüş. Evet. Çalışır mı abi, modun var mı? Tek marş. Dönse, marş şöyle güzel bir dönse çalışır. Hadi bakalım. Senin olduğun yok herhalde Sedat. Bilmiyorum, sıkıntılı abi. Yok, çalışır.
Ne güzeldi, çil çildi bu yıkaldığımız zaman. Zaman çürütmüş abi. Tabii canım, 10 küsur yıldır bizde bu motosiklet. ATV. Naz yapıyor şu an. Arkadaşlar, kısa bir ara verdik. Akünün şarj olmasını bekledik. O arada böyle pat 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 sesler geliyor. Bakıyoruz bir şey yok. Nereden geliyor? Akünün kapakları atıyormuş. Akü şarj oldukça artık o kadar eskimiş ki kapakları, bir kapağı yoktu. Şimdi 2-3 tanesi daha attı. Şöyle hadi bir daha marş deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Çalışır bence. Hadi. Evet abi, su atıyor oradan. Nereden patladı? Şurada. Evet, fren patladı. Tabii normal, o kadar yıl yatıp da. Ama mekanik güzel, çalışıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi komple bunu A'dan Z'ye toplayacağız. Çok detaylı bir video yapacağız. Böyle jantları, jant mumanları, ön takımı, şaseye kadar soyacağız. Şöyle güzel bir ATV çıkartacağız. Ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Biz ATV tamiri yapmıyoruz. Hani onu baştan söyleyeyim çünkü biliyorum bu videonun altında benim şöyle ATV'm var, böyle problemim var. Ben ATV ustası değilim. Biz bunu burada boş vaktimizi değerlendirmek adına hem YouTube'a içerik olsun hem de babama güzellik olsun. Çünkü ATV babamın ATV'siydi, biliyorsunuz, söyledim. O şekilde bir A'dan Z'ye toplamaya çalışacağız. Ben ATV ustası değilim. Bunun ustalığı motosiklet gibi değil, biraz daha farklı. Ve gerçekten zor çünkü malzemeler biraz iç tarafta. Bir zincir gerdirmesi çok vakit alıyor. Hani ATV tamiri yapmıyoruz. Ama bu ATV'yi elimizden geldiği kadar böyle dört dörtlük toplamaya çalışacağız. Değişimi hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Yorumlar şahane. Hepinizi seviyorum. Biliyorsunuz harika yorumlar gönderiyorsunuz. Abone olmadan izleyenler var. Canınız sağ olsun. Abone olursanız ne ala. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.